Lorentz serileri örnek soru 3. Bu videomuzda Lorentz serileri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Fz eşittir 1 bölü z kare eksi 3 z artı 2 fonksiyonunun mutlak değer z büyük 2 bölgesi için Lorentz serisini bulun. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk adımımız Lorentz serisini bulacağımız bölgeyi çizmek olmalıdır. Bu bölgenin merkezi 0'a 0 yani orijin, yarıçapı da 2'dir. Bu çizeceğimiz çemberin dış bölgesi Lorentz serisini bulacağımız bölgedir. Buradan çizdik bunu. 2, 2, burası 2i, eksi 2, burası sanal eksenimiz nihayetinde. Burası da eksi 2i diyelim hadi şunlara 2i'ye eksi 2i. Şimdi bunun dış bölgesi bizim Lorentz serisini bulacağımız bölge. Lorentz serisini bulma kuralımızı bir hatırlayalım. 1 bölü 1 eksi z'nin Lorentz serisi bu bizim genel formülümüz. Bunun üzerinden her zaman çözümlemeleri yapacağız. N sıfırdan sonsuza z üzeri n, z'nin modülü birden küçük ise eksi n birden sonsuza 1 bölü z üzeri n, z'nin modülü birden büyük ise. Şimdi buradakine geldiğimizde bizim fonksiyonumuza bakalım. Bizim fonksiyonumuza bu kuralı uygulayabilmemiz için bunun paydasının çarpanlara ayrılıp ardından da basit kesirlere ayrılması gerekiyor. Tam olarak bunun aynısını ürettiğimizde bu kuralları uygulayabiliyoruz. İkinci adım. Bunu basit kesirlere ayıracağız. Bu bundan önceki iki örnekte de çözdüğümüz fonksiyonumuz zaten artık. İlk iki örnekten buraya geliyorsanız ezberlemiş olmalısınız. Bunun basit kesirlere ayrılması için a bölü z eksi 2 artı b bölü z eksi 1 şeklinde yazıyorduk. Buradan paydaları eşitleyip atınca a'yı 1, b'yi eksi 1 bulacağız. Diğer örneklerden artık ezberledik bunu. Fz fonksiyonu kısacası 1 bölü z eksi 2, b'yi de yerine koyarsak eksi 1 bölü z eksi 1 olarak ortaya çıktı. Şimdi bunların paydalarını 0 yapan değerleri belirleyelim. Bunun paydasını 0 yapan değer 2. Şurada. Bunun paydasını 0 yapan değer 1. O da burada. İkisi için de şu formülü uygulayalım. Önce şunun için başlayalım. 1 bölü z eksi 2. Buraya üçüncü adım diyelim artık. Aşağıda 1 eksi bir şey elde etmemiz lazım. Bu nedenle aşağıya eksi 2 parantezine alıyoruz burada 1 elde etmek için. 1 bölü eksi 2 parantezine aldığımızda 1 eksi z bölü 2 ortaya çıkıyor. Bunu da şöyle yazarsak eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 1 eksi z bölü 2 ortaya çıktı. Şurası için artık şu şekilde formülümüzü yazabiliriz. Ve yazalım. Eşittir diyelim. Şunun için bir parçalı fonksiyon açalım. Eksi 1 bölü 2 ikisinin de başına gelecek. Eksi 1 bölü 2 n sıfırdan sonsuza. Burada eksi var. Bir de biz eksi 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. 1 bölü 2 n birden sonsuza. Burada birini kullanacağız da hangisini kullanacağımızı belirlemek için ben ikisini de yazıyorum şimdi. Z bölü 2'yi getirip burada yerine koyalım. Z bölü 2 üzeri n. Z'nin modülü. Bunun paydasını 0 yapan 2 idi. 2'den küçük iken. Bunu buraya koyuyoruz. 1 bölü z bölü 2'nin üssü n. Z'nin modülü 2'den büyük 2. Şu kısmı bitirdik. Şimdi şunu alıyoruz. Aynısını onun için de yapacağız. Sonra hangisini kullanmamız gerektiğine bölge karar verecek zaten.
1 bölü z eksi 1 aldım. Eksisini dahil etmedim. Bu aşağıda şunu elde etmemiz için sadece eksi parantezini almamız yeterli. 1 eksi z. Buradan da şu eksiden dolayı şu ikisindeki işaretler değişecek. Eksi n sıfırdan sonsuza z üzeri n. Bunun paydasını sıfır yapan 1 zaten. Bununla aynısı. Z küçük 1. Burası artı olacak. N 1'den sonsuza 1 bölü z üzeri n. Z'nin modülü büyük 1. Şimdi bu taralı bölge hangilerine uyuyor? Z'nin modülünün 2'den büyük olduğu bir durum söz konusu burada. Z'nin modülünün 2'den büyük olduğunu bildiğimize göre burası gitti. Z'nin modülü burada 2'den büyük. Tamam. Buraya geldiğimizde Z'nin modülünün 2'den büyük olmasına hangisi uyar? Bu mu uyar? Bu mu uyar? Bu gitti. Tabii ki bu uyar. Bir kısmında uymasa bile genel olarak uyan budur. Bu ikisinin birleştirilmesi bize Lorentz serisini verecek. Fz eşittir. Şunun yerine şunu yazıyoruz. Hadi şunun işlemini yapalım. Z üzeri n bölü 2 üzeri n olur. Onu da ters çevirince 1 bölü 2 n birden sonsuza 2 üzeri n bölü z üzeri n. Bu da bunun yerine geliyor. Arada bir eksi var. Eksi n birden sonsuza 1 bölü z üzeri n. Hadi şu ikisini de birleştirelim bir de. İkisinin de sınırları aynı toplam sembollerinin. N birden sonsuza. Şu 2 şunun üstüne n eksi 1 olarak gelir. 2 üzeri n eksi 1 eksi 1. Bunlar paydalar aynı zaten. Bölü z üzeri n en son sonucumuz olur. Bakalım doğru çözebilmiş miyim? Burada düzenlememişim. Neyse. Düzenleyince bu geliyor zaten. Düzenlenmemiş hali solda. Oradan kontrol edelim. Herhangi bir hata yok. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.